Merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 8 saatte olan sabah yapıp akşama afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir soğan turşusu tarifi paylaşacağım. Et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde ya da hamburgerlerde gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizi çok fazla bekletmiyorum. Hemen soğanlarımın önce kabuklarını soyacağım ve ne şekilde doğradığımı size göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. 3 soğanımı da soydum, temizledim. Şimdi güzelce soğanlarımızı doğrayacağız. İsterseniz halka halka şeklinde, isterseniz de benim yapacağım gibi yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Doğrama şekli tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle yarım ay şeklinde doğrayacağım. Çok kalın doğramıyorum. Şu büyüklük, bu kalınlık iyidir. Bu kalınlıkta bütün soğanlarımı doğrayacağım. Sadece 3 soğan kullanacağım. Eğer gerekli olursa 4.'ü de kullanabilirsiniz. 1 litrelik kavanozda yapacağım. Zaten pratik bir tarif olduğu için bittikçe yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sebeple birkaç kavanoz yapmaya gerek yok. Şimdi şöyle 1 litrelik bir kavanozum var. Doğramış olduğum soğanları sıkı bir şekilde kavanozuma alıyorum. 3 soğan yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Eğer yetmezse tabii ki bir tane daha ekleyebilirsiniz. Bu turşuyu isterseniz beyaz soğanla da yapabilirsiniz. İki türlü de çok lezzetli oluyor. Soğanlarımızı bu şekilde doldurduktan sonra şöyle biraz bastırıyoruz. İçerisindeki havayı alıp doldurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımı kavanozuma güzelce sıkı bir şekilde doldurdum. Şimdi turşumu hazırlayacağım. Malzemeleri ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şekerim var. Şekeri her zaman için turşularda kullanıyoruz. Çünkü şeker turşumuzun asit dengesini sağlıyor. Bu sebeple katmamız gereken en önemli malzemelerden bir tanesi. Bir yemek kaşığı tuzum var. İster kaya tuzu, isterseniz yemeklik tuz kullanabilirsiniz bu tarifte. Ben normal yemeklik tuz tercih ettim. Ve bir çay bardağı da sirkem var. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Yine turşumuzu yaparken her zamanki gibi kaynamış olan içme suyu tercih ediyoruz. Ve kavanozumuzun üzerine geçinceye kadar kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Tabii bu esnada ben karabiberlerimi ilave etmeyi unuttum. 8-10 tane kadar da tane karabiber ilave ediyorum. Ve soğanlarımın üzeri geçinceye kadar kaynamış suyumu ekliyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla birkaç yerden turşumuzun havasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi içerisindeki hava çıktıkça su birazcık daha azalıyor. Bu sebeple birazcık daha su takviyesi yapabiliriz. Havasını tamamen boşalttık artık. Taneli turşularda bu işlem gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi içteki havalar yavaş yavaş çıkıyorlar. Çok az daha su takviyesi yaptıktan sonra kapağını kapatacağız. Turşumuzu kapağını kapatırken de her zaman için iki geri bir ileri şeklindeki metotla yapıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Bir, iki defa geriye gittikten sonra hızlı bir şekilde ileriye gideceğiz. Bu tok sesi duymamız çok önemli. Bu sesi duyduktan sonra hızlı bir şekilde ileriye doğru kapatıyoruz. Ve artık turşumuz hazır. Şöyle birkaç defa çalkaladıktan sonra bir kenara bırakıp 8 saat sonra tadına bakabiliriz. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.